Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 1 2018 Güzdönem Ara Sınavı A. Soru 1 nokta 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 ve ente min ehlihi. Yukarıdaki konuşmayı en uygun şekilde tamamlayan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Ve ente min ehlihi neye karşılık kurulan bir cümledir? Soru bu yani. Peki cevap ne olmalıdır? Tusbihu alel hayri mesaul hayri sabahul hayri leyletun sa'idetun keyfel hal. Keyfel hal nasılsın demek. Leyletun sa'idetun hayırlı akşamlar, iyi geceler. Sabahul hayri günaydın. Tusbihu alel hayri Allah rahatlık versin demektir. Ve ente min ehlihi ise sana da demektir. Zaten bunlar parçada geçmişti arkadaşlar. Ünite 1'den soru bu. Tusbihu alel hayri diyene karşılık ve ente min ehlihi denir. Ünite 1'de geçmiş idi. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi dişil bir kelime değildir? Babibun dişil değildir. Neden? Kapalı ta ile bitmemiş. Mühendislik alametleri müdiratunda olduğu gibi kelimenin sonunda kapalı ta'nın bulunması veya C şıkkında müderrisetun kapalı ta var veya D şıkkında habibetun kapalı ta var. E şıkkında haligatun kapalı ta var. Bunlar hep nedir? Mühendislik alameti. Ta'yı merbuta diyorlar buna. Yuvarlak ta. Mühendislik göstergesi, mühendislik işareti. A şıkkında ise böyle bir şey yok. Demek ki babibun mühendis değil, müzekker. Bununla birlikte mühendislik alameti sadece yuvarlak ta değildir arkadaşlar. Elif-i memdude ve elif-i maksura da mühendislik alameti olarak kullanılmaktadır. Ama onlar ünite 1'de gösterilmemişti zaten. Dolayısıyla kapalı ta'yı gördüğün yer mühendistir, görmediğin yer müzekkerdir diye basit bir uygulama ile çözülebilirdi. Her iki soru da kolaydı. B şıkkı ma'rinsiyetuha sorusuna verilebilecek en uygun cevap aşağıdakilerden hangisidir? Onun uyruğu nedir demekti değil mi bu? Onun uyruğu yani o nereli diyor. Nereli o? Ama burada zamire dikkat etmek gerekiyor. Çünkü hüve su'udiyyun veya hiye müderrisetun hiye türkiyetun yani hüve de var, hiye de var, hiye de var, hüve de var. Evvela ona dikkat etmek lazım. Zamir ne? Ha zamir. Yani müennes zamir. Öyleyse cevabı verirken de arkadaşlar hiye müennes zamirini kullanman gerekir. Yani A şıkkı elendi. Başka E şıkkı da elendi. Çünkü bunlar hüve ile başlamıştır. Onlar gitti. Peki B şıkkı olabilir mi? Hiye ile başlamış. C olabilir mi? D olabilir mi? B de diyor ki hiye o müderrisetun bir bayan öğretmendir. Uyruğunu soruyor. Nereli olduğunu soruyor. Cevapta ise o bir bayan öğretmendir diyor. Mantıklı mı? Değil. B şıkkı değil o yüzden. C'de hiye türkiyetun. O bir Türktür diyor. Dolayısıyla C şıkkı olur. D'ye bak. Hiye o bi hayrin elhamdülillah. Bi hayrin iyidir elhamdülillah. Yani bu da uyumlu değil. Çünkü nasılsın veya o nasıl diye bir soru sorulmamış. O nereli diyor. Cevap kesinlikle C şıkkı olacak. O Türktür şeklinde olacaktır arkadaşlar. 2. Aliyun. Ali diyor ki merhaben ya Zeynep. Merhaba Zeynep. Keyfel hal. Nasılsın? Zeynep diyor ki ene bi hayrin ya Ali. Ene bi hayrin. Ben iyiyim ya Ali. Teşekkürler. Ne demesi lazım burada? Şimdi zamirlere dikkat etmek lazım. Zamir sorusu. Ve en ti olur mu olmaz. Bayana yöneliktir. Ve entum olmaz çünkü çoğuldur. Ve ente ya sen nasılsın şeklinde olacaktır. Ve ene ben demek. Enti kayan kadın için sen demek. Hiye kadın için o demektir. Yani ve ente olacaktır. Çünkü ente sen manasındadır ve müzekkerdir. Peki 6. İlk ve son harfi illetli olan yani içerdiği illetli harflerin araları açık olan fiil türü aşağıdakilerden hangisidir? İlk ve son harfi. İlk harfi de illetli, son harfi de illetli. Yani kendisinde iki tane illet harfi bulunduruyor. Ama aralarında illet harfi olmayan bir harf var. İki tane olduğu için direkt nedir? Lefiftir.
Aralarına başka bir harf girmiş. Aralarını açmış. Öyleyse mefruk. Farklı yani. Farklanmış. Lefifi mefruktur. Bu muhterin bir kısmı oluyor değil mi? Sahih muhtel ünitesini düşündüğümüzde. Peki 3 aşağıdakilerden hangisi? Eril yani müzekker, ayrık özne zamirlerinden biridir. Üçüncü sorumuz. A şıkkında entun ne demiştir? B şıkkında hiye diyor. Entunne, hiye, hunne, enti, hum. Şimdi arkadaşlar buradaki her biri nedir bir defa? Ayrık özne zamiridir. Doğrudur. Ama eril olanı sormuş. Dikkat edeceğimiz nokta bu. Hüve huma hum. Humdur. Enti müennes değil mi? Enti te değil. Hunne, hiye huma hunne. Bu da cimi ama müennes. Gaybı zamiri. Hiye müfret müennes. Entunne. Bu da müfrettir. Bu da cimidir. Ama nedir? Müennestir. Eril değildir yani. Demek ki eril olan sadece burada hum var. Diğerlerin hiçbiri eril değil. Her biri müennes zamirdir. 7. Soru nasıldı? Kolaydı. Eğer zamirleri müfret, tesniye, cemi, müzekker, müennes, muhatap, muhataba, gayb, gaybı, ikinci şahıs, üçüncü şahıs, birinci şahıs gibi böyle derinlemesine ezber yaptıysanız çok basit idi. Yedihunne cümlesindeki boşluğu tamamlayan en uygun fiil aşağıdakilerden hangisidir? Hunne onlar, tektubne veya ketebtunne, tektubine, yektubne, yektubune, yektubune. Şimdi hunne zamirinin özelliklerini bilirsek yine şeye dayandı olay. Az önceki olayla aynı yani. 3 ile 7 aynı bilgiye dayalıdır. Nedir o? Ayrık muttasıl zamir veya ayrık zamirler. Ayrık zamirleri, ayrık özne zamirlerini tam olarak ezberlediysek, az önce bahsettiğim şekilde ayrık özne zamirlerini az önce bahsettiğim şekilde ezber yaptıysak 7. soru çok kolay. Neden? Hunne nasıl bir zamirdir? Özelliği nedir? Bir defa cemidir ve müennestir ve gaibedir. Cemi, müennes, gaibe. Bana cemi ve müennes bir kelime bul. Soru bunlar yakalı. Cemi ve müennes olsun. Hangisidir o? D şıkkı. Yektubune. Mesela A şıkkı olur mu? Tektubune olmaz. Neden? Bu da cemidir. Bu da müennestir. Ama muhataba kalıbıdır bu. B şıkkı olur mu? Ketebtunne. Bu da olmaz. Neden? Aynı kalıp çünkü. C şıkkı olur mu? Tek tu bine. Bu defa müfret bir kelime geldi. Müfret müennes muhataba. D şıkkı yektubune. Gaibe ve cemidir. Ve müennestir. Tam olarak hunne ile aynı özellikleri taşımaktadır. E şıkkı yektubune. Cemidir ama müzekkerdir. Müennes değildir. Demek ki cemi ve müennes olan sadece cemi, müennes ve gaibi olan yalnızca D şıkkıdır. Hunne de aynı özellikleri zaten taşımaktadır. Hunne onlar, hunne mübteda olur arkadaşlar. Yektubune fiildir, faildir aynı zamanda. Fiil, fail birlikte fiil cümlesi olup haber olur. Bunlar mübteda haber olduğu için kendi işlerinde uyum aranıyor. Yani müfret, tesniye, cemi, müzekker, müennes uyumunu bu yüzden aradım. Ben nereden bileyim mübteda mı haber mi? Bilmesem bile cemiye, cemi, müfrede müfret, tesniye, tesniye, müzekkere, müzekker, müennese, müennes uyumlu şıklar aramalıyız. Bu uyum ne zaman sadece çiğneniyor? Eğer kelime cemi mükesserin gayri akıl kısmından ise ona müfret müennes hükmü nedir diyerek artık ona cemi değil de müfret müennes bir kelime aramaktaydık. Evet. 8. Sahih fiil tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Yapısında hemze bulunmayan, eksiktir. Yapısında hemze bulunan, eksiktir. Yapısında illet harfi bulunmayan sülasi fiildir. Olabilir. Yapısında şedde bulunan, eksiktir. Yapısında illet harfi bulunan, yanlıştır. Demek ki yapısında illet harfi bulunmayan sülasi fiildir. C şıkkı doğrudur arkadaşlar. Çünkü illet harfi olursa ona sahih değil, mutel diyoruz. İllet harfleri vav, ya, elif, idi. 12. Aşağıdaki kelimelerden hangisi düzensiz bir çoğul değildir? Düzensiz derken yani
Düzenli olana salim diyoruz. Düzensize kırık. Yani cemi mükesser, kırık çoğul. Hangisidir, hangisi değildir bu soruluyor. Ekalem nedir? Cemi mükesserdir. Yani düzensizdir. Kalemun müfrettir. Kalemani tesniye. Cemisi ekalem gelir. B şıkkı kitabın, kitabani kutubu. Bu da cemi mükesser. C şıkkı semekun esmak. Balıklar demektir. Bu da yine cemi mükesserdir. E şıkkı beytun buyutun. Bu da yine cemi mükesserdir. Yalnızca D şıkkı cemi müzekker salim. Cemi müzekker mükesser değil bu defa. Mükesser kırık demek. Bu ise salim yani düzenli. Düzensiz değil bu. Düzenlidir. Müfredi nedir? Müderrisun tesniyesi. Müderrisani cemisi. Müderrisune. Cemi nasıl elde ettin? Vavunu getirerek. Müderrisun, müderrisuna. Öyleyse kurallıdır yani düzenlidir. Demek ki cevap D'dir. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ikildir? Son derece basit bir soru. İkil olduğuna göre yani tesniyedir diyor. Hangisi olur? E şıkkı. Esrelinun bitmiş. Sağında Elif var. Başka öyle bir kelime var mı? Yok. E şıkkıdır. Bitmiştir. 13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir fiil cümlesi içinde fail olabilir? Fail arıyorsa merfu olması gerekir. Dabibeyni. Nundan önce ya var. Demek ki merfu değil. B şıkkı nundan önce Elif var. Demek ki merfudur. Yani fail olabilir. C şıkkı dıflen fetha almış olmaz. D şıkkı esra almış olmaz. E şıkkı nundan önce ya var olmaz. Burada merfu olan yalnızca B şıkkıdır. Tesniyedir. Raf alameti Elif'tir. A şıkkı da tesniyedir ama nasb ve cerre uygun olarak bundan önce ya gelmiştir. Aynı şey E'de de geçerli. C ise dıflen, tıfıl, müfret bir kelimedir. Nasb alameti olarak feth almıştır. D şıkkı cemi müennes salimdir. Nitekim Elif sayla bitmiş. Kendisi nasba ve cerre uygun olarak esra almıştır. Yani merfu değildir. Fail dedin merfu olmak zorundadır. Merfu olan tek kelime B şıkkıdır. 10. Yani soru çok basit arkadaşlar. Failin merfu olduğunu biliyorsan çözersin. Bir de tabi tesliğin irabını da bilmen gerekiyor yani. 10. Ehaztu el kitabe min. Ehaze fiil tu fail el kitabe meful min harfi cer ise mecrur bir kelime aranıyor buraya. Yine tesliğin irabı veya ceminin. Bakalım. En uygun kelime aşağıdakilerden hangisi olur? Ehaztu ben aldım el kitabe kitabı min aliyin mesela. Minel muallimine öğretmenlerden aldım. Olur mu? Olur. Cemi müzekker salimdir bu. Muallimune muallimine. Fetha'nın anladım bunu. Cemi müzekker salim olduğunu. Evvelinde nunun evvelinde ya var. Demek ki cer halindedir diyebilirim. Uyumlu irab olarak evet. B şık el muallimetani olmaz. Neden? Nundan önce elif var. Esre nundan önce elif olursa raf hali olur. Oysa harfi cerin sol tarafına getiriyorsun bunu. Harfi cerrin bunun cer etmiş olması şarttır. Öyleyse el muallime tani değil de el muallime teyni. Yani Elif'i yaya çevirmesi lazım. Çevrilmemiş. Demek ki yazım hatası. Aynısını C'de de görüyorum. D'ye geldiğimde el muallimune. C müzekker salimdir. Vav yerinde ya olmalıdır. Şurada olduğu gibi muallimine olmalıdır yani. Demek ki bu da yanlış yazılmış. E'ye gelince el muallimatu. Cemi müennes salim diyor. Bu da raf halinde yazılmış. Zamm almış. Oysa minden sonra geldiği için cer halinde yazılmalıydı. Yani T'ye esre vermeleri şart idi. Verilmemiş. Demek ki yanlış. A şıkkı doğrudur. Bundan önce ya vardır çünkü. Cemi müzekker salimin raf'ı vav ile nasbı da ceri de ya ile olmaktadır diye bunu anlatmıştık. A şıkkı doğrudur. Neden doğrudur? Çünkü min cer eder. Cer halinde bir kelime kendisinden sonra gelmesi şart. 11. Şeribe fiil. Et talibu fail. El halibe mefuldür. Burada ne anlatılmış? 6 çizili sözcüğün irabı nedir? Tamam. Et talibu faildir. Mefuldür. Raf alameti zammedir. Nerede yazıyoruz? Doğru şık odur. Özne yani faildir. Mefuldür. Raf alameti sondaki zammedir. Evet. E şıkkı doğru. Şeribe fiil. El halibe mefuldür. Mensuptur. Nasıl alameti? Fethadır. Biz fazlasını söylemiş olalım. 14. Ketebet yazdı. Hiye o kadın. Fissafi sınıfta. Daha soru sormadan anladık yani. Altı çizili fiilin öznesi nedir? Hiye'dir. Değil mi? Ketebet hiye fi saffi.
14. cevabı öyleyse A olacaktır. Neden A hocam? Fiilin çekimini ve fiil uygun zamirleri önceden çalışmış olmanız gerekiyor. Çalışırsanız bu kalıbın zamirinin hi olduğunu zaten bilirsiniz. Zamir çekimi hüve huma hum hiye huma hunne şeklinde çalıştıysanız, bir de fiil çekimine ketebe keteba ketebu ketebet ketebeta ketebne şeklinde çalıştıysanız, işte burası nedir? Müfrettir, müennestir, gaibedir. Yani üçüncü şahıstır. Müfrettir, müennestir. Buraya uygun olan, yani üçüncü şahıs müfret müennest zamir de nedir? Hiyedir. O yüzden odur yani. Nahnu olamaz, diğerleri olamaz. Bunu zamir çekimi ve fiil çekimi yaparak önceden bilebilirsiniz. Fail hangisidir demiş? Şeribet el ma'e fi sabahi el bintu. Merfu olan tek kelime el bintu. Öyleyse ne yapalım? El bintu'yu bulduğum üzere fail diyelim. C'dir o da. Çünkü fail merfu olması lazım. Şeribet fail olmaz çünkü fiildir. El ma'e fail olmaz çünkü fethayla bitmiş. Fi fail olamaz zaten. Haften fail olmaz. Es sabahi tek başına bu da nasıl fail olsun? Esreyle bitmiş. Çünkü failler merfu olacak. Yani raf alameti taşıyor olması lazım. O da el bintu olur. Raf alameti taşımaz ancak mebni ise veya takdiri olabilir. 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber bir fiil cümlesidir? Soru kolay bir soru yine. Ettullabu ketebu risaleten. Evet. Ettullab öğrenciler ketebu yazdılar. Ne yazdılar? Risaleten bir mektup. Ettullab mübtedadır. Ketebe keteba ketebu mazi fiildir. Cem-i müzekker gaiptir. Vav faildir. Elif elif farika. Risaleten mef'ul. Fiil, fail, mef'ul. Fiil cümlesi yani. Fiil cümlesi olarak haberdir bu. Cümle olduğu için i'rabı ne olacak? Mahallen. Yani mahallen merfudur. Ettullabu mübtedadır, merfudur. Raf alameti zammedir. Ketebu fiildir. Bu fiilin faili vav'dır. Risaleten mef'ulüdür. Bir cümle olarak burası arkadaşlar. Ketebu risaleten. Cümle olarak ne olur? Haber olur. Haberler merfudur. Öyleyse mahallen merfu diyeceğiz. Çünkü cümleler de mahallen i'rab alır. Boşluğu en uygun şekilde nasıl tamamlarsın? Harace yehrucu. Hangi bab? Birinci bab. Muzari fiil değil mi? Ya taşıyor. Evet. Yehrucu. Çıkıyor. El muallimune. Cem-i Zekke Salim. Bakın raf alameti olarak vav taşıyor. Hemen ardından nun fethalı bittiğine göre Cem-i Zekke Salim'dir bu. El muallimun. Öğretmenler çıkıyorlar. Nereden? Mine dersi. Dersten çıkıyorlar ve başka ne oluyor? Bir şeyler daha oluyor olması lazım. Yedhebu mesela. Yedhebu olur mu? Olmaz. Çünkü muallimu neden bahsediyorsun? Cemi. Yedhebu ise müfret. Yedhebu ne olur mu? Olur. Yedheba ne olur mu? Olmaz. Tesniyedir. Vehebu olur mu? Olmaz. Müfrettir. Yedhebine cemidir ama mühennestir. Oysa muallimu ne? Cemi ve müzekerdir. Cemi ve müzeker olan ise sadece B şıkkında var. Bu yüzden yedhebune gidiyorlar. Vav onlar. O öğretmen, o erkek öğretmenler giderler. Giderler nereye? İler maksifi kantine doğru. Kantine kadar. İlâ harfidir. El maksifi onun mecruru olur. Buna göre şık nedir? B'dir. Peki sıra 19'a geldi. En uygun şekilde nasıl tamamlarsın? Müslümanların sağ tarafına ne yazılır? En uygun şekilde tamamlayan müpteda aşağıdakilerden hangisidir? El mühendisine. Böyle bir müpteda olamaz. Niye olamaz? Çünkü raf halinde değil. Cem-i müzekker salimler nundan önce vav almalı ki merfu olsun. Değil mi? Nundan önce ya almış. Merfu değil. Müptedalar merfudur. Merfu ne demek hocam? Kelimenin türüne göre bir alamet taşıması gerekiyor. Mesela Cem-i müzekker salimde vav taşıması lazım. Bu kelime Cem-i müzekker salimdir ama vavla yazılmamış. Öyleyse merfu değil. Merfu değilse müpteda olmaz. Sil. B şıkkı el veledani tesniyedir, merfudur, raf alamet eliftir. Çünkü tesniyeden raf alameti vav değil, eliftir. Evet, doğrudur. Ama el veledani tesniye, müptedayı tesniye yaparsan haber niye cemi yaptın? Müfret tesniye cemi olarak müpteda ile haber arasında uyum aranıyor ya. Bu yüzden B şıkkı tesniye buraya koyamazsın. Çünkü müptedayı tesniye haberi cemi yaparsan uyumsuz olur. C şıkkı etlabibani aynı şey geçerli. Tesniyedir, merfudur ama müptedayı tesniye yaparsan haber cemi, uyumsuzluk var. D şıkkı et-talibat. Evet, bu da cemidir. Bu da cemidir. Müpteda da haber de cemi. Her ikisi de merfu değil mi? Müslimuna vav ile merfu, et-talibatu zamme ile merfu. Olabilir. Ama et-talibat müennes. Müslimune ise müzekker.
müzekker müennes bakımından bir uyumsuzluk var. Böyle mübteda haber olamaz. O zaman D de olmaz. E'ye geldi sıra. Er-ricalu. Evet. Cemi mükesser. Akıldır. Akıldır. Evet. Şimdi buradaki konu cemidir ve müzekkerdir. Cemi olduğunu neden anladın? Cemi mükesser çünkü. Raculun, racülani, rical. Cemi mükesserdir. Kırık çoğul, düzensiz çoğul hangisini adlandırırsan. Merfudur. Raf alameti zammedir. Çünkü cemi mükesserlerin raf alameti zamme olmaktadır. Cemi müzekker salimlerin ise raf alameti vavdır. Birinin raf alameti başka, birininki başka olabilir. Bu problem değil. İkisi de merfu olsun da. Buna göre E şıkkıdır. Çünkü hem cemi hem müzekker. Hem de merfu. Aynı özellikler Müslümanı'da da var. Yani Müslümanı da cemidir, müzekkerdir ve merfudur. 17 ve 20. Aşağıda kadın hangisi bir yer zarfı değildir? E şıkkı tahte. Mesela tahte altında demek değil mi? Bir yer belirtiyor. Tahte tabile, sıranın altında bir mekan belirtir. Ala üzerinde demektir. Ama bu ala bir zarf değildir. Harfi cerdir, beyne zarf, halfe zarf, fevka zarf. Zarfları işledik biz. Nerede işledik mesela? Mübteda haber konusunda işledik. Haberin türleri, haber şibih cümle olabilir dedik. Şibih cümle harfi cer veya zarf olabilir demiştik. Zarf konusuna da biz ekstra bir resimle, bir göstergeyle farklı örnekler de vermiştik. Ala ise harfi cer, zarf değil. Böylece bitmiş olur. Ala harfi cerdir. Harfi cerler işlendi zaten. Ezberlediyseniz hala zarf değil ki yani yer zarfını bırak zaten zarf değil. Hala harfi cerdir diyerek çok kolay bir şekilde D şıkkı elenir. 20 haberin müptedadan önce kullanılmasının zorunlu kılan durum aşağıdakilerden hangisidir? E şıkkı müptedanın belirli haberin ise şibih cümle olması zorunlu değil. Caiz olur bu durumda. D şıkkı müptedanın belirsiz haberin ise bir fiil cümlesi olması durumu diyor. Bu da zorunlu değildir. Yanlıştır. Mübtedanın belirsiz haberin şibih cümle olması son derece fazla örnek verilen şey buydu zaten. Zorunlu olan budur. C şıkkı doğru olmaktadır. Sorulara genel olarak bakarsak sorular nasıldı? Bence kolaydı yani. Çalışan için zor değildi. Özellikle 20'ye bayağı örnek verdik. 17'ye baksana hala harfi cer olduğunu biliyor olman gerekir. Kolaydır. Hani 19 mübteda haber uyumu zor bir şey değil. 16 da zor değil. Zor diyebileceğim bir şey var mıydı benim? Belki 18'de zorlanmış olabilirsiniz. Hangisi faildir diyor. Failin merfu olduğunu, merfuluk nedir, ne değildir bunu bayağı bir değindik biz. 15'in o yüzden zor olmayacağını düşünüyorum. Et talip altı çizili kelime yine merfu olduğuna göre faildir demeniz gerekir. Genel olarak kolaydı. İnşallah kolay geçmiştir. Başarmışsınızdır.